Hanımlar beyler, Cities Skylines 4. sezon 3. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Birkaç problem var biliyorsunuz ki onları çözmemiz lazım. Bu problemlerden biri çöp problemi. Gördüğünüz gibi buralarda bizim çöplerimiz alınmıyor diyen birkaç arkadaş var. Bu çok büyük bir terbiyesizlik. Bu arada öyle bir şey yok. Sakın yanlış anlaşılmasın. İkincisi, en büyük problemlerinden biri şu lanet olası şeyin artık buradan kaybolması. %37'lik bir boşalma mevzusu. Şu yolu ortadan kaldıracağım. Eğer şurası boşalırsa. O yüzden Landfill'i sevmiyorum zaten. Bir diğer problem de şuradaki tıkanıklık. Buradaki tıkanıklıkla ilgili birkaç şey yapacağım şu an. Ama onun öncesinde bir isteğim var. Buradaki Vermont Park'ıma Karataş Şehir Parkı yapar mısın diye bir istek geldi. Tabii ki yaparım. Şuraya hemen bir ayarlayalım. Karataş Şehir Parkı yapıyorum buranın adına. Ve zaten ne diyelim? Entertainment'ı yetmiyormuş. Normal şartlarda 722 kişi gelmiş ve level atlaması lazım. Entertainment için de birazdan ona girişeceğim. Ama onun öncesinde şuradaki trafikle ilgilenmek istiyorum. Buradaki trafiğin genel ama nedenlerinden biri. Birincisi buradaki giriş yoğunluğu. İkincisi buradaki ekstra bir yol. Üçüncüsü buradan yayaların geçiyor olması. Ben ilk olarak yayalarla ilgilenmek istiyorum şu anda. Yayalarla ilgilenmek için de ilk önce şu hangisiydi bu ya? Şuydu galiba. Bir dakika bir onu bulayım ben. Aa vallahi unuttum he. Evet geldim, tamam buldum. Hiç aramadım bir yerde buldum. Junction'da buldum. Şimdi burada buna tıkladığım zaman burada yayalar buradan geçemez ibaresi var gördüğünüz gibi. Buradan da geçmelerini istemiyorum yayaların. Şu kısımdan. Gerçi burayı açalım, bunda bir sorun yok. Buraya tıkladığımda buradan da yayaların geçmesini, yani şu iki yoldan yayaların geçmesini istemiyorum demek oluyor. Buradan da istemiyorum ki yol tıkamasınlar. Burası zaten artık trafiğin tıkanmadığı bölge. Şu ilk iki kısım aslında bizim için önemli. Şunu açsak bile olur. Şu iki taraftan yayaların geçmesini istemiyorum. Peki yayalar nereden geçecek? Yayalar buradan geçebilir. Ya da şimdi ekstra yayalar için yapacağımız yoldan geçebilirler. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Bunu yıkıyorum buradan. Çok özür dileyerek arkadaşımdan. Burada landscaping'e geldim. Açıl susam açıl. Buradan bu kısmı alıyorum ve diyorum ki şu gridleri bir kapat. Şimdi bunu en düşüğe aldım. Şuradan bu şekilde bir üst geçit yapıyorum. Ve bu üst geçidi bu kısma bağlıyorum. Buradan da buraya indiriyorum. Ve bu yola bağlıyorum. Şuradan da bir snapping gibi kapatacağım. Evet harika. Bunu buradan alıyorum. Bunu buradan buraya bağlıyorum. Yani burada hem bu kaldırımdan gelebilecekler hem buradan gelebilecekler. Karşıya geçmek için buradaki yayalar geçtikçe burada, çünkü arabaları durdurmuş oluyorlar biliyorsunuz ki. Bu problemi ortadan kaldırmak istiyorum. Ve burayı da şöyle tamamen kapatacağım. Burayı ne yapabiliriz? Burayı şöyle bir şey yapabilirim. Burayı buradan bu şekilde böyle bir yol yapabilirim. Bu çok güzel bir şey. Buradan bu şekilde güzel güzel insanlarımın yolunu ayırmış oldum. Hem çok betonarme gözükmüyor hem de nice gözüküyor. Burada bakalım bu şekilde yapacağız. Bu şekilde yaptığımız zaman ne gibi bir etkisi olacak göreceğiz. Şurayı da commercial zone yapacağım. Madem insanlarımızı, buradaki arkadaşımızı kestik. Onu bir halledelim. Burada biraz zaman geçsin. Burayı bir bırakıyorum artık. Çöp sorunuyla ilgileneceğim. 124 binimiz var gördüğünüz gibi. Burada da felaket bir toka park etme olayı var. Çünkü park edebilecekleri başka yerler yok. İnsanlara park yeri yapmamız lazım. Bu park yerini birkaç deneme ile halletmek istiyorum. Şurada bunu açıyorum. BP yapıyorum. Bir bakacağım. Şuraları gördüğünüz gibi olmuyor. Burayı nasıl düzeltebileceğimi bir bakacağım. Çünkü tamamen böyle bir aslında yol istiyorum. Bunları aç, bunu aç. Ve devam ettireceğim. Şuradan tamamını devam ettiriyorum. Ve yine
Dur bakayım. Bir dakika. Bunlarla uğraşmak gerçekten çok zor. Şimdi filleri çektiğimde bakalım ne olacak. Bir ona bakalım. Şu an aslında bir tık istediğim şeyi yapmış gibiyim. Burada birazcık kaldırıma çıkış noktası var. Ondan da bir şey olmaz. Bu çünkü bir de ekstradan filler'a bu özelliği verebiliyorum. Yani burada aslında doğrudan tamamen bir park yeri yapmış oldum arkadaşlara. Ve bu park yerinden sonra da ben diyorum ki o kadar park yeri yaptık. Artık buralara bir zahmet park etmeyin diyorum. Ve gördüğünüz gibi burası tamamen park alanıyla dolmuş oldu. Gayet nice bir durum. Bir daha buraya bakacağım. Sadece buraya atsam bunu. Tamam, ben şimdi bu durumu çözdüm. İyi izleyin. Bir de bu tarafına yapıyorum. Sonra diyeceksiniz ki burada bir ufak mavilik bir görüntü oldu. Ben bunu sevmedim diyebilirsiniz. Tabii çok normal. Ben de çok sevmedim o görüntü. Ben yine bundan alıyorum. Ve bunların tamamını kapatıyorum. Buradan dümdüz bir şekilde buraya uzatıyorum. Gördüğünüz gibi artık o görüntü yok. Daha güzel bir görüntü oluşturmuş olduk. Buraya tekrardan geliyorum. Ve diyorum ki artık buraya da park etmeyin. Burayı tamamen doldurun. Burası zaten sizin için yapılmış bir yer. Şuradan da park alanları önemli arkadaşlar. Şu şekilde bir yürüyüş yolu getirdim. Bu park alanı tamamen burada doldurmuş olduk. Sokaklarımızda hiçbir şekilde araç yok. Zaten benim için önemli olan şey de bu. Şunu bir yıktım buradan. Çünkü ama bir şey geldi. Buradan bir yol getiriyorum. Bu yolumu neden getiriyorum? Burada çok fazla yol oldu. Ne yapıyorsun diyenler olabilir. Ama ben burada şehrimin içine girecek bir recycling center istiyorum. Large recycling center. Ve aynı zamanda hiçbir kirliliği de olmayan bir recycling center. Nice. Evet, şu an tam olarak hiç canlı yayında değilken, videodayken teşekkür ederim takipçi. Takip geldi. Şimdi burada bu tarafa recycling center, bu kirlilik yaymayan bir recycling center. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Bunu buraya koydum. Yakın zamanda düzenlemesini yaparım. Benim için iyi olacak. Şurası da bence gayet güzel oldu. Buradan hem normal araçlar girebilir hem de büyük bir şehrimiz için park yeri oldu. Buradaki bütün araçları buraya kaydırmış olduk. Gayet nice bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu bayağı bir paramızı yedi. Biliyorsunuz ki bu 100 küsür binlik bir alet. Buradaki şeyde kullanıyorlar, otoparkı da. Burayı yakın zamanda biraz daha para kastığımız zaman düzelteceğim. Ama onun öncesinde ne yapmak istiyorum? Birazcık böyle çok az bir şekilde şehrimi büyütmek istiyorum. Şuraya, şu kısma bakalım ne ihtiyacımız var bizim. Elementary School'umuz kötü durumdaymış. Elementary School olabilir. Şurada bir Elementary School'um var. Bu şekilde bu Elementary School'un bahçesini yapabilirim şimdi ben buraya. Buradan bu kısmı alıyorum. Bunu bir siliyorum. Buradan insanların direkt olarak buraya ulaşabileceği bir bölge yapıyorum. Buradan da buraya ulaşabilecekleri bir bölge yapıyorum. Aynı zamanda bu çocuklarımız için düşünebilirsiniz. Şimdi park bölümüne geldim. Tabii ki park alanı yapacağız. Çocukların park alanına ihtiyacı var. Bunu nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Daha güzel şeyler indiririm bununla. Şu an elimde çok ekstra şeyler yok. Bundan yapmıştık galiba. Böyle gym yapabilirim.
okulun kendi spor salonu gibi düşünebiliriz burayı. İki tane de ya da bir tane paramız yetmedi. Burada bir tane gördüğünüz gibi jimnazyum. Okulun kendi spor salonu var burada. Buradan da aynı şekilde böyle park fence'imi alıyorum. Çocukların sokağa atlamamaları için, sokaktan uzaklaşmaları için güzel bir bölge yapacağım. Buradan da uzatırsam şuraya doğru tamamen kapalı kendi içinde bir alan oluşturuyorum. Buraya da bir ufak bir çit yapalım. Buraya ufak bir çit yapalım. Jim kısmına kadar giren bir çit. Jim'den de çıktı. Tamam. Bu şekilde bir yol düşünebiliriz. Çanlar çalıyor ama ne için çalıyor bilmiyorum. Şimdi burada okulumuzun suyu yokmuş. Şu suyu da verelim. Şimdi burayı birazcık güzelleştirelim bakalım neler yapabiliyoruz. Şöyle bir aşağıya doğru indim. Burada tabii ki çok fazla kullandığım çimlerim var. Şu çimleri şöyle hafif hafif buralara yedireceğim. Ufak ufak ağaçlarımızı da yedirelim. Bundan da istiyorum. Renk farkı olunca daha güzel duruyor. Ağaçlarım var. Bodur ağaçlarımdan da koyalım. Buradan bir inelim bakalım aşağıya. Ağaçlık kısımlar önemli şehrin görüntüsü için özellikle. O yüzden bunları hiç öyle şey kullanmayacağım. Baya baya bunları kullanacağız. Tinelerden de kullan. Böyle aşağı inelim. Renk farkı yapalım. Renklerimizi birazcık değiştirelim. Renk farkı önemli. Bu neden minnak. Biraz daha büyük olanlardan istiyorum. Evet. Böyle birazcık kuru ağaçlarımızdan koyalım. Şuraya da son birkaç tane çimen ekledik mi? Buradaki okulumun parkı da gayet güzel bir şekilde. Yani okulun ne denir? Peyzajı. Okulun peyzajı da gayet güzel bir şekilde görünmüş oldu. Şimdi buna bir bakıyorum yeniden. Allah rızası için %31 de ne olur gitsin artık şu. Ne olur ya. Bir başka problemime bakıyorum. Tabii ki Elementary School. Aa çok güzel olmuş Elementary School. Üniversite sitemizde de bir problem yok. Şurada itfaiye bakıyorum. İtfaiye buralara doğru birazcık kötüleşiyor. Özellikle burada itfaiye anlamında çok da iyi değiliz. İtfaiyemiz neredeymiş? Burada ve burada var. Buraya da bir tane itfaiye kurmak istiyorum ben o yüzden. Şurada bu alanımı daha kontrollü, daha güzel, daha safety, güvenli iş. Tamam. Paramız yok. Birazcık daha para bekleyeceğim. O sırada bir bakalım şuralara. Gayet güzel kullanılıyor. Evlerimin görüntüleri de gayet güzel. Burada hafif müstakil zengin evlerim var. Burada yine otopark değil şeylere park ediyorlar. Sokaklara park ediyorlar. Burada da çok fazla bir sıkıntı yok. Şuradaki trafiğe bir bakmak istiyorum. Buradaki trafik hala devam ediyor. Buradan sol sol yaparak giriyorlar. Direkt şuradaki tek girişten kaynaklı. İnsanlar burayı aktif bir şekilde kullanıyor gördüğünüz gibi. Zaten burayı bunun için yaptık. Yoldan gidemeyen arkadaşlar oradan gitsinler diye. Burada bir hafif sıkışıklığım var. Sıkışıklığım var. Direkt olarak bunun sebebi şu. Direkt olarak bu bölgeye girmek istedikleri için yapıyorlar bunu. Bu sıkıntıyı tabii ki nasıl çözeceğiz? Ekstra bir giriş koyabiliriz. Bir otoyol kısmından ekstra bir giriş koyabiliriz. Bu şekilde çözülebilir. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben diyeceğim ki şu bölgeye aslında bir ekstra giriş yapabilirim. Şöyle olacak bu girişte. Şuradan sadece buradan buraya gelebilecek durumda açıyorum. Şu Propentry anarşi açık. Şurada bir yol açtım.
Ve burada diyorum ki arkadaşlara, burası sadece buradan girebilir. Bunlar sadece buradan girebilir. Siz buralarda takılacaksınız. Siz burada devam edin hayatınıza. Aynı şekilde şurada bir node controller var. Şuradan tamamını açalım. Aynen şu şekilde tamamını böyle açıyorum ki biraz daha düzgün, hani çok fazla duraksama yapmadan direkt fış diye kaysınlar. Biyuzi tamam olduk bu arada. City Planning yasası açıldı. Level 4 Unique Buildings'ler açıldı. Bir tane tur ve trolleybüsüm açıldı. Güzel. Petrol sanayim açıldı. Sadece turistler özel commercial alanı yapma açıldı. Yeni yasalarım açıldı. Yollarım açıldı ve bir sürü binalarım açıldı. Güzel. Burada yavaşlamalarının sebebi yanlış hatırlamıyorsam notla ilgili. Ama bunu aslında bir remove mod kısmımız vardı. Ama onu bak multi-tool'u kullanmıyoruz şu an. Tamam. Şöyle yapacağım o zaman. Şu kısmı şöyle 25'lere indirsem bu problem çözülür diye tahmin ediyorum. Evet. Buradan girsinler direkt. Burada çok fazla trafik olacağını sanmıyorum. Zaten ona göre ayarlama yaptık burada gördüğünüz gibi. Hiçbir problem yok. Nice. Burayı da oradaki bu, ya buraya girecek 3-5 araç burayı çok rahatlatacak. Bununla emin olabilirsiniz. Şuradaki zaten birazdan yoğunluğu göreceksiniz. Sen kaç oldun birader? %29 hala. Ağlamak istiyorum gerçekten. Şuradaki pil, buraya yapacağım planımın tamamını bozuyor. Şimdi burayı okeyledik dedik. Burada bir helikopter zımbırtım açılmış. Helikopter beni bu bölgede çok rahatlatacak bir şey. O yüzden tekrardan sanayi yolumu alıyorum ben burada. Ve şuraya bir tek atıyorum. Bir düz uzatma yaptım. Buraya helikopterimi açtım. Şu da Firewatch daha açılmadı. Ama bu helikopter bizi genel anlamda çok rahatlatacak bir şey. İtfaiye konusunda. O Firewatch'ları da etrafa dizdiğimiz zaman helikopterin görüş açısı gibi düşünebilirsiniz orayı. Helikopterlerin uçtuğu mesafe gibi bir şey oluyor. Burada şunu bir düzeltsek her şey yoluna girecek orada. Bir de şunu biraz büyütmek istiyorum. Burası şu an bana 254 kazandırıyor. Tabii ki ben burayı büyüteceğim. Burada level atlamıştık bildiğiniz üzere. Burada şimdi bize bir un ve cattle sheet verdi. Yani burada hayvanlarımızı kullanabileceğiz. Un yapabileceğiz, ekmek yapabileceğiz. Ben buraya bu kirlilik yaydığı için biraz daha uzak bir bölgeye koyuyorum doğal olarak. Bir tane bundan koyacağım. Şimdi geldim. Şuradan tek bir uzatış yapıyorum. Bu kısmıma kettle'dan koyacağım ve param bitecek. Burada small grain silo varmış zaten. Silomuz var. Onda bir problem yok. Buraya sadece şöyle su ihtiyacını giderdiğim zaman herhangi bir problem kalmayacak. Bana ekstra bir para sağ. Bu arada bu gayet güzel. 10 binimiz var. Yine şuraya bakıyorum. Buraya çok tutuldum. %27'de hala. Bunu yapmayın arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Bu kısma da yani şurada lanet olası şey var. Recycling Center var. Ve sen şuradaki çöpe almıyor musun? Ya çöp almaya geziyor burada çöp almak için. Aa, buna şey vermemişiz. Şu an bu çalışmıyor. O yüzden problem oldu. Bunun aracını değiştirebiliyorum. Large Garbage Truck yapacağım. Bunu daha büyük. Şu an gitti. Large Garbage Truck'ımızda çıkış yapacak. Evet. Burada gördüğünüz gibi şehrin içinden geçiyor. Burası gayet güzel gözüküyor bu arada. Böyle bir bakalım. Pink Green. Evet. Şimdi devam edebilirim. Burada bildiğiniz üzere bir boşluk kısmım var. Bu boşluk kısma ne yapabileceğimize bir bakalım. Buraya normal bir park alanı yapabilirim.
Burası bence gayet güzel. Park alanına çok da bir ihtiyacı yok ama ve lakin şöyle bir bakalım. Buraya ne yapabilirim? Buraya özel zımbırtılardan bir tane yapabilirim. Ben yapabiliyorum şu an. 20 bin. Buraya tek bir büyük bir şey yapabilirim. Burası da insanlar için önemli bir şey. Normal commercial'larımızdan yapabilirim. Walmart gibi bir şey sığmaz gerçi oraya. Çok büyük. Büyük ofis binalarımızdan var. Inotek varmış burada. Aa, bu insanlarımıza ne yapacağım biliyor musunuz? Bak şimdi. Biz tabii ki insanlarımızı düşünen bir şey olarak, halk olarak buraya bir tane Victoria's Secret yapıyorum. Bu da diyor ki sır tutabilir misin yazıyor. Burası Victoria's Secret binası. Şöyle altta gördüğünüz gibi. Bunu buraya bunu yapıyorum. Victoria's Secret'ın yanında Puma mağazam var. Buraya bir Puma mağazası yapıyorum. Burada ne varmış? H&M varmış. Buraya bir H&M yapıyorum. Burada Louis Vuitton varmış. Louis Vuitton ne lan? Louis Vuitton varmış. Onu yapıyorum. Burada bir Nike'ım var. Burada bir Apple'ım var. Burada da insanları yemek yemesi için bir KFC var. Burası insanların çok da güzel takılabilecekleri bir yer. Yani buraya gelip çok güzel ayakkabısını alır, kıyafetini alır, iç çamaşırını alır, yemeğini yer. Takılabilir. Apple telefonumuzu alır. Apple telefonlar bizde 1 lira arkadaşlar. Bu bizim halkımıza özgü bir şey. Bu arada benim partimin adını sormuşlar. Discord'da konuşurken. Hani partinin adını ve seçim vaatlerini hiç duymadık. Acaba seçim vaatleri ne olacak? Kayrılan'ın partisi diye. Benim partimin adı arkadaşlar Kayrılan ve Yedi Cüceler Partisi. Kayrılan ve Yedi Cüceler Partisi. Ve herhangi bir vaatim yok. Sonuçta burada ben kuruyorum. Bir vaat yapmama gerek yok. Zaten yaptıklarım bunun teminatıdır diye. Çok barzo bir şekilde girebilirim buraya. Şimdi bu kısmı artık çok fazla sıkıştırmadan. Zaten burada çok fazla insan yaşıyor. Özellikle buradan dolayı. 162, sadece 162 kişi burada yaşıyor gördüğünüz gibi. O yüzden buraya daha fazla insan doldurmayacağım. Şuradaki trafik birazcık rahatlamış gibi gözüküyor burada. Şuraya yaklaşıyorum. Şunlar için özel bir şey yaratacağım bu arada. Yeni bir şey yarattım. Bir tane bundan istiyorum. Aşağıya doğru kayıyorum. Kırmızılardan istiyorum. Çimenlerimden de alacağım tabii ki. Bu hazır kıta bir tane oluşturalım ki sonradan uğraşmayalım. Bir tane bu iki tane şunlardan. Grasslarımdan koyalım. Şu an mesela nasıl olacak? Dance diye şöyle açtım. Rengi arttırdım. Size'ı da küçültelim. Bence bu şekilde güzel görünüyor. Şöyle burayı. Burayı kendim yaparım, o bir şey çıkarmadı bana ama. Şu an bir şey çıkaramıyor. Density arttırırsam çıkartabilir, evet. Bu şekilde bir alan yaratacağım. Ne çok sık, ne çok boş. İstediğim bütün çiçeklerden var. Bence gayet güzel bir yer. Şuraya kaç kişi gelmiş? 37 kişi gelmiş. Haftalık 37 kişi geliyormuş. Şurada böyle hafif bir kalabalığım devam ediyor. Şu lanet olası yer 23'te, %23'te hala orayı götüremedik. 41 binim var. Ben şurada bunun bir bana artısını gösterir misin? 1300 artısı varmış bunun. Böyle de göstereyim. 1300 farmımı aldım. Burada hala small olsun. Şundan 1, 2, 3, 4 tane daha koyuyorum. Yanına da 1, 2, 3, 4 tane daha koyuyorum. Burayı tabii ki ne yapmıştık? Potato yapmıştık. Potato olarak kalsın burası. Patates. Burada orange'ımız vardı. Bu da orange olarak kalacak. Birazcık görüntü olarak güzel görünsün. Burada bir su eksikliğim var. Bu su eksikliğinden gidereceğim. Tamam. Bir sıra daha yükselttik. Burada hayvanlarım var. Burada ineğim. Burada domuzum. İnsan. Abla! Garipti. Orada çalışıyor galiba. Burada da sheep'im var. Güzel, tamam. Bunlar burada kalabilir. Bu yavaştan benim için artıya geçmeye devam edecek.
Burada bir trafiğim yok. Bu girişte bir trafiğim yok. Sadece şuradaki hafif trafiğim kaldı. Bak burada gereksiz çok fazla araç girip çıkıyor buradan. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben ne unuttum biliyor musunuz? Bunun ekstra trafik olmasının sebebini unuttum ben. Hemen söylüyorum size. Buradan gelen araçların buraya bir bağlantısı yok. Özellikle bunu yapmam lazım ki ben diyeceğim ki mesela buradan direkt şuradan yapalım. Buradan direkt çıkış sağlayabilirsiniz diyeceğim. Ama ve lakin bu arkadaşlar bak 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 aynen bunu diyecektim. Şimdi bu salaklar buradan U dönüşü yapacağı için ben bunu yasaklıyorum tabii ki bu U dönüşünü. Buradan gelip dönsünler. Zaten bunlar birbiriyle çakışmıyor. Herhangi bir problem yok. Buradaki trafik direkt olarak azalacak. Çünkü bunlar buradan gelip buraya girip buradan diyorum tekrardan bu yola bağlanıyorlar. Bunu unutmuşuz biz. Hiçbir problem olmadan güzel güzel geçiş sağlayacaklar. Şimdi buradaki trafik anında gitti gördüğünüz gibi. Oylar bana arkadaşlar. 5. bölümde canlı yayında oyları bana vermenizi istiyorum. Bence artık bununla ilgili konuşmaya gerek yok. Anında çözdüm çünkü trafiği. Burada böyle bir çıkış kısmında bir problemimiz var. Bu çıkış kısmında şöyle çözeceğim hemen. Aynı şekilde çözeceğim. Çünkü bunlar gelip buraya da dadanıyorlar. Ben buraya dadanmalarını istemiyorum. Buradan da aynı şekilde dön sadece. Buradan düz git ve sağa gir. Sen de buradan sağa gir. Buradan düz git. Sen buradan çıkıyorsan buraya git diyorum. Ve buradaki o saçma şeyi de çözmüş olacağım. Burada trafik ışığım var bu arada. Trafik ışığının kalması gayet güzel. Sıkıntımız olmayacak. Şu an zaten trafik de buradaki gitti gördüğünüz gibi. Burada da herhangi bir sıkışıklığım olmuyor. Burayı da zaten düzenlemiştik. Bence her şey şu an gayet tıkırında gidiyor. Buradaki şehrin girişindeki trafiğim de gitti. Her şey gitti. Çünkü biz halkımıza iyi bakıyoruz. Biz bugünler için varız. Bugünler için varız. Şimdi şu %15'te ya bu bölümü galiba bu bölüme yetişmeyecek. Emin değilim. O yüzden net bir şey diyemiyorum gerçekten. Aha. Bir level daha atladık. Şurada bize ne gelmiş? Milking Parlor gelmiş. Milking Parlor gelmiş. Bunu da şuradan hafif bir almak istiyorum. Buraya koyacağım. Bunlar kirlilik yayan zımbırtılar çünkü. Burada Small Barn'ım gelmiş. Bu Small Barn'ı şöyle yapacağım. Şu yolumu alayım. Hiç aramakla uğraşamayacağım. Buraya sığıyor mu? Sığdırırız. Sığdırırız. Bu şekilde koymak istiyorum. İki tane Small Barn'ımı koydum buraya. Başka neyim gelmiş? Daha büyük, yani medium zımbırtılar gelmiş. Onları da kullanalım. Zaten şuradan bir tık daha uzatacağız. Buraya girsin. Buraya bağlansın ve buraya bağlansın. Büyük bağlansın. Keselim. Şimdi geldik mediumları koymaya. Ay, neyse dur. Bir. Bir tane daha bundan koyuyorum. Bunun da medium'u geldi. Bir tane de medium'undan koyacağım. Bir dakika. Bu kadarmış. 8000. Tamam. Bir tane medium koydum. Bunları da potato yapıyorum. Tamam. Bu şekilde burayı iyice büyütmüş olduk. Bana şu anlık 859'luk bir kazancı var. Şunları ne kadar arttırırsanız fazlalığı dışarıya vermesi o kadar artacak ve size kalan para, size kazandırdığı para da daha çok artacak. Şu yolu yeni yaptığım için saçma saçma buralara park edip beni sinir ediyorlar. Şimdi burada birazcık ya şu alanı şu an kullanamıyorum. Onu öğrendiniz artık. %10'luk bir değerden dolayı. Bana şuraya şey dediler. Buraya yapay bir göl inşa edelim dediler. Ben burayı bir dakika. Buraya yapay bir göl yaparım. Ama oyun bana bu konuda
Nasıl bir güzellik yapacak onu bilmiyorum. Şu kadarını doldur. Bazen oyun kendinden geçiyor biliyorsunuz ki. Tamamen bir kendine gelsin orası. Aynı şekilde şimdi bu hazır kendine gelirken ben tekrar buraya girdim. Entertainment'ı düşüktü buranın biliyorsunuz ki. Ben buraya bu plazanın yanına bir tane daha koyarak entertainment'ı arttırmayı planlıyorum. 215'te şu anda ve satranç bölümümüz geldi ve park pierlerim geldi. Burada ben park pieri burada kullanabilirim diye tahmin ediyorum. Buradan bir bakayım. Evet, park pier burada çok güzel bir şekilde kullanılabilir. Buraya da bir tane yapıyorum. Burayı biraz daha büyüğünden yapıyorum. Gayet güzel oldu. Bunların ikisi bana diyor ki benim buraya insanların buraya gelecek yolu yok arkadaşlar. Bana buraya yol yapmadın diyorlar. Ben de diyorum ki ağzınızı vururum adam akıllı olun. Buradan geçireceğim. Şunların hepsini bir kapat. Buradan buraya bir giriş verdim. Buradan da buraya bir giriş verdim. Şimdi buraya chest oluyor mu? Oluyor. Bak aynı zamanda helikopter buradan suyunu alıyor. İnsanlara yangın var bir yerde bu. Nerede yangın? Bir kat mı yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? Neyse. Burada ufak bir şeyim var. Bu artık daha ilgi çekici bir park haline gelmeye başladı. Yeni entertainment'ım yetiyor mu? Yetiyor. Tamam. Belli sayıda kullanıcı geldiği zaman kullanıcı diyorum. Şöyle bir göstereyim. Belli sayıda insan geldiği zaman level kendi kendine atlayacak. O yüzden burayı yine ilgilenmiyorum. Burayı bitirdiğimiz zaman peyzajını yapacağımızı söylemiştim zaten. Orada burası kullanılıyor mu? Burası baya baya kullanılıyor bu arada. Tertemiz işte. Yaptığımız yer böyle arkadaşlar. Buradaki evler baya güzel bu arada. Ben burada yaşardım ya. Adamlar paralarını kazanıyor burada çalışarak. Şimdi ben ikisini de alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bunun neden kötü bir yanı var? İkisini alamıyorum. Niye ikisini almaya çalışıyorum? Şu yüzden. Şurada gördüğünüz lanet olası bölgeyi kullanamıyorum. Bak zaten şu içinde kahverengi alanı olmadığı yerler benim değil anlamına göre. Yani bu otoyolu düzeltemiyorum demek oluyor bu. Yoksa şu otoyolu komple buradan düzeltebilecektim. Yani tamamen şu kısma adapte edebilecektim. Ama yapamıyorum. Olsun, canları sağ olsun. Ben şuradaki ışıkları kaldırsam nasıl olur? Bence gayet okey bu arada yani. Burada girişimde de şu an bir sıkıntım yok. Şu an her şey çok güzel ilerliyor arkadaşlar. Şu an her şey çok güzel devam ediyor. Şu kısmım da bence görsel olarak çok hoşuma gitti. Burası böyle aslında arabalar da geçiyor içlerinden. Şu kısmı burada ne durumdayız? İnsanlar gayet burada takılıyorlar. Bak KFC'nin şeyindeler. Buraya kaç kişinin geldiğini göstermiyor. Burası normal commercial yani bu arada. Burada hastanem iyi. İtfaiye hala açılmadı bu. Ama ben tabii ki geliştirme yapmak istiyorum. Şuraya ufak bir fire station'da burayı mavilendireceğim. Şurayı ufak bir fire station'da burayı mavilendireceğim. Burada direkt olarak büyük bir fire station koyarak burayı tamamen mavi hale getir. Yani şurası artık hiçbir şekilde bize problem yaratmayacak şekilde insanlarımızın kullanımına açılıyor. Burası ne? Buranın layout'unu artık bu bölümde yapmak istiyorum ve bitmiş. Bitmiş. Allah. Tamam. Tamam, sakin.
şurayı artık tamamen. Özür diliyorum polis abiler. Oğlum siz Matrix'ten mi geldiniz lan? Hamilton Station apartmandaymış. Var ya, daha yerde yaşıyor he. Otoparkı, motoparkı da var. Burada bir hırsızlık simgesi çıktı. Demek ki artık bazı noktalarda yetişemiyor olabilir bizim polisimiz. O yüzden buraya bir polis yapıyorum. Şimdi buranın yavaştan layout'unu yapabilirim. Burayı biliyorsunuz ki zaten şu şekilde uzatacağız. Bununla aynı oranda gidecekler. Ama ben burada burayı düzleştirmek istiyorum. Şu kısmı buradan düz gelecek şekilde ayarlamak istiyorum. Ve burayı da şu kısma başka bir şey yapacağım. O yüzden burayı boş bırakıyorum. Burada aslında bir ya bir ana yol yapabilirim buraya. Ama bu ana yolu nereden biliyor musun? Şuraya bir intersection yaptıktan sonra getirmek istiyorum. Buradan bir yol getiriyorum şöyle. Ne demek paran yok? Ne demek paran yok? Dele etmeyin. Aa şuraya şey yapacağım ya ben. Şuraya böyle bir apartman bölgesi yapacağım. O apartman bölgesini yapmak için ilk öncelikle bir tabii ki otopark yapacağım. Bu otoparkları gerçekten neden yaptığımı anladıysanız bana vay efendim şöyle böyle demezsiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü bunları yani insanların şehir iç kısmına park etmemelerini istediğim için yapıyorum bunu. İnsanların şehirden uzaklaşması gerektiği için yapıyorum bunu. Yani şehir sokaklarından uzaklaşmalarını istediğim için yapıyorum bunu. Yani yoksa benim için de sürekli bunu yapmak bazen keyif verici bir şey olmuyor. Ama ben keyif alıyorum bunu yapmak. Tamam, şöyle bir ilk olarak alanım var. Şunu düzeltirim yakında. Şöyle bir park alanı olacak. Buradan da hatta bir giriş yapmam gerekebilir. Buradan da bir drive verelim. Tam oturmadı. Buradan bir drive vereceğim buraya. Yani bu sokaktan gelenler de aynı şekilde buraya giriş yapabilsinler diye. 4 binim var. Artık 25 binim var. Buraya bir tane şu binamdan yapacağım. Bakayım şu. Bir tane bu binamdan yapıyorum. Daha büyük bir bina. Bunu buraya böyle bir tık site olarak düşünebilirsiniz. Buraya bir sitevari yapacağım. Yani sadece bir tane binası olmayacak bunun. Onu unutmayın. Bu sitenin bir park alanı olacak ama ben o kadar da zayıf bir park alanı istemiyorum. Bu sitenin tenis kortu olacak. Bu tenis kortunda gelip ders verebilecekler. Elektrik mi? Uzun zaman sonra ilk defa elektrik problemi yaşıyoruz arkadaşlar. Ben o yüzden buraya bir tane daha koyacağım. Şey yapabilir miyim? Şimdilik. Arttıralım. Şimdilik arttıralım. Tamam. Asıl burada problem sudan ortaya çıkacak gibi. Buranın suyunu da verdiğimiz zaman temizlenecek. Buranın hemen
Park yasağını koyayım. Arkadaşlar gidin. Otoparka park edin. Benim asabımı bozmayın. Hemen buralara falan taşıyorlar ya. Oğlum Türk müsün? Şu otopark kullansınlar arkadaş. Temizin daha güzel bir görünümü olması için. Burada bir tane daha yapıyorum. İki tane ikili binam var burada. Burada şöyle uzakta iki tane büyük gökdelenli bir rezidans sitem var. Ufak bir site, çok büyük bir site değil. Kendine ait bir alanı olacak tabii ki bu sitenin. Ve bu kendine ait alan. Kendine ait olan alan. Bu şekilde. Hadi lan. Bu şekilde çevrelenecek. Bunu şöyle alabileceğim mi diye bakacağım burada. Şöyle kendine ait bir bahçesi olan, kendine ait bir alanı olan bir park burası. Site burası, pardon. Şimdi buradan buraya doğru bir yol çıkartıyorum. Burayı aynı zamanda bir park alanı olarak işaretleyeceğim. Neden park alanı olarak işaretleyeceğimi birazdan anlayacaksınız. Burada basket sahalarım da olsun. İki tane kendine özel basket sahası var. Burayı şöyle ufaktan bir park alanı olarak işaretliyorum. Burayı da içine alayım. Şöyle bir park alanı olarak işaretledim. Buraya yeni bir ufak bir main gate yapacağım. Şöyle bir main gate'imi koyayım. Şimdi buradan buraya giriş sağlayabilirler. Şimdi sıra geldi. Neden böyle bir şey yaptığıma? Çünkü burada ben işte şeyleri istiyorum. Aslında şehrim için, ya şehrim için değil de sitedekiler için böyle bir bahçe oluşturacağım buraya. Burası doğal olarak bir site olduğu için kendi özel yerleri olacak. Atıyorum kendi. Hani sitelerin içinde bakkal olur, olur zırt olur falan ya, ondan da ondan kaynaklıyor. Buradan bir alanı gibi geçsin. Burası da aynı şekilde. Şöyle bir yolum olacak burada. Burası sitenin bahçe kısmı. Buralara çardaklar geldikçe buraları çardaklarla dolduracağım. Bu da böyle bir ufak sitem olacak arka tarafta. Şöyle burayı dolduruyorum. Bu siteye aynı şekilde ismini vermek isteyen olursa yorumlarda bahsedebilir. Bazen konuşamıyorum, kusura bakmayın. Bu bölümü yavaştan burada bitireceğim. Diğer bölümde ne yapacağız? Bir şuraya genişliyoruz artık. Bu kısma doğru genişleyeceğim. Bir tane ana yol çıkarmam lazım. Bir tane kare alıp buraya doğru, burayı satın aldık. Buraya doğru genişleme göstereceğiz. Şuradan kıyı içerisine ufak bir
park alanı yaratabilirim. Şu alanı tamamen dolduracağız artık. Şuraları dolduracağız. Halkın ihtiyaçlarına bakacağız ve ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz. Ve artık baya baya bir tarım şehri olmak için şurayı iyiden iyiye geliştirmeye devam edeceğiz. Şu kısım da bizim galiba bu arada. Aynen. Şu kısım şöyle bizim. Yani bu ne demek oluyor? Artık petrol sanayisine de geçiş yapabiliriz demek oluyor. Yani şuradan bu yolu ayarladığımız zaman bir geçiş yapıp petrol sanayisine girebiliriz. Aynı zamanda şu alanı aldığımız zaman şöyle bir yer bizim olacak. Buraya ufaktan bir şey yapmak istiyorum. Özellikle şu kısmı alırsam. Buraları böyle köyümsü yerler yapacağım. Böyle güzel şeyler olacak. Ama şu an için dediğim gibi hızlı gitmek istemiyorum. Aynı zamanda 2 günde bir geliyor bölümler. Bunun sebebi de hem sizin isteklerinizi yapmak. Aynı zamanda da bu seriyi çok fazla sömürmemek istiyorum. O açıdan benim için önemli bu 2 günde bir olması. Çünkü her gün olduğu zaman sürekli video çekmek zorunda kalıyorum. Sizin istekleriniz aksıyor. Aynı şekilde sömürüyorum. Çünkü artık yapacak bir fikrim kalmıyor ve sürekli düz bir şeyler yapıyorum. Hızlı gitmek istemiyorum. Trafikleri de burada tamamen bugün çözmüş bulunduk gördüğünüz gibi. Öpüyorum sizleri. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar. Üzere.